Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve halifin nefse ve şeytane ve asihime. Halif, faale babından emirdir. Halife yuhalifu muhalefeten. Katele yukatil mukatelten. Sen diyor nefsine de şeytana da muhalefet et. Ve asihime. Ve onlara asyan et. Bu bir nevi tasrihun bima ulima dunne. Yani çünkü muhalefetten isyan çıkıyor yani. Dolayısıyla diyor nefs ve şeytanı muhalefet et. Vasıhime ve onlara isyan et. Yani emirlerini hiç dinleme. Ve in huma mahada kel nusafettehim. Eğer ikisi yani nefis ve şeytan sana çok halis mahada en nusa yani halis nasihatler getirseler bile görünürde yani bakıyorsun ki hele hele nefis bu konuda çok mahirdir. Şeytan da öyle çok zararlı bir şeyi sana çok masum bir şekilde gösterebilir. Dolayısıyla diyor onlar sana halis nasihatler getirseler bile fettehmi daima onları ne yap? İtham et. Yani güvenme. İttehmin mefhulu mahzurdur. Yani fettehimin mah. Onları itham et, onlara güvenme. Ve in huma mahadâke Musa. Bu cümleye ara ver aydın. Buna mahadâke bu huma gizli bir şeyin faali kabul edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz en isim cümlesi üzerine asla gelmez. Faal de fiilden önce gelmeyeceğini göre efendim mahadaka huma o huma o gizli olan mahadanın şeyidir. Yani faal de diyebilirsiniz. Fiil hasf olunca faal ortada kalmış veya o mazuf fiilin faalin tekidi de diyebilirsiniz. Yani her halükarda huma mübteda değil. Mahadaka onun haberi değil. Ya mahadaka gizli olan şey, inin şartı gizli olan mahadakadır. Bu mahada onun tefsiridir. Yani aslında tabii şöyle olarak bakınız burada kanaatimde şöyle düşünmek lazım. Doğru. Kur'an-ı Azimüşşan kullandıktan sonra şey etmemek lazım. Ama onun tevcihi mümkün. Yani tevcihi vecihini. Mesela bir burada Arapların sürekli kullanımında izanın isim cümlesine ilave edilmediğini görüyor. Onunla birlikte gelmediğini. Kur'an bunu kullanmışsa ve orada da Kur'an kullanımının belagî esprisini de söylemek mümkünse öyle yorumlamak caizdir. Ve biz burada Kur'an kullanımına bir şüzüz falan istat etmiyoruz. Öyle olsa uygun değil. Yok. O şöyledir bakınız. Burada mesela özellikle Tekvin Suresi'nde neden başta şems zikredilmiş? Onun belagat esprisi. Çünkü şemsin kendisi o büyüklüğüyle birlikte o büyüklüğüne hatır önce vurgu yapmak için şems önce zikredilmiş. Diğerleri de öyle. Her birisinin öyle zikredilmesi onların ehemmiyeti
azameti, büyüklüğünden dolayı zikredilmiştir. Yani kanaatimce bu gibi yerlerde yani belagî bir tevcihi mümkün olanı Arap kelami şeyinde yorumlamak. Ama yok, belagat yönünden en az bizim kavrayabildiğimiz bir şey yoksa o zaman deriz ki madem Kur'an kullanmıştır. Evet. وَلَا تُطَى مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا. Eğer siz, eğer dedi siz diyor, لَا تُطَى لَيْنَاهِيَدِرْ. Kur'an'da da geçiyor ya, وَلَا تُطَى آثِمًا اَوْ كَفُورًا. وَلَا تُطَى مِنْهُمَا. Sen nefis ve şeytandan hiçbirisinin sana karşı hasım da olsa itaat etme onlar. Hakem de olsalar itaat etme. Yani ister senin yanında görünsünler, ister senin karşında görünsünler. Yani hakem normalde insanın yanındadır değil mi? Hasım karşısındadır. Yani her halükarda sen onları ne yap? Onlara itaat etme, onlara güvenme. فَاَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ. Çünkü sen bu hasmın da ve bu hakemin de, yani şeytan ve nefis, hasım ve hakem de olduklarında ne tür tuzaklarının olduğunu, ne tür keyit ve planlarının olduğunu bilirsin. Dolayısıyla asla onlara güven. Evet. Hakikaten yani çok hikmetli ifadeler. Yani, insanı nefsi kadar böyle kötülüklere sürükleyen, tabii yanında da şeytan var, yok başka bir şey. Bunun için bizim İslami literatürden bazıları hadis diyorlarını tam hatırlayamadım. مَنْ ظَنَّ اَنَّ لَهُ عَدُوٌ اَعْدَى مِنْ نَفْسِهِ قَلَّتْ مَعْرِفَتُونَ نَفْسِهِ. Kim nefsinden daha büyük bir düşmanının olduğunu zannederse o demek nefsi tanımamıştır. وَمَنْ ظَنَّ اَنَّ لَهُ وَلِيَّ الْاَوْلَى مِنَ اللّٰهِ قَلَّتْ مَعْرِفَتُونَ نَفْسِهِ. Allah'tan da daha iyi bir dostun, daha yakın bir dostun olduğunu düşünüyorsa Allah'ı tanımamıştır. Yani bu çok önemli hakikaten. Yani nefis bugün insanları bu kadar tehlikelere sürükleyen ne yazık ki nefistir. İşte dikkatli olacağız. Hatta meşhur bir diyorlar tarihte bir papaz keramet sahibi olmuş. İnsanlara gidiyor hep keramet söylüyor. Yani bir takım gaybi bilinmeyen şeyler söylüyor. Bir gün bir insanlar da bunun yüzünden dalalete sürüklenen ve dinden şüpheli olan, şüpheye düşenler oldu. Bunun üzerine bir alim tuttu bir bıçak hazırladı. Ben dedi gidip bu gerizekalı öldüreyim. Gitti kapısını çaldı. Papaz diyor, o yanındaki bıçağı bırak ya, kapıyı açmadan. Tamam, bıçağı bıraktım, alim içeri girdi. Bağdı diye, papaz sen de dedi biliyorsun ki, senin dinin hak bir din değil. Ama bu şeyi nerede yakaladı? Yani bu, diyelim ki keramet gibi bir durumu, bana onu söyle. Papaz der ki, yani tabi rivayete göre. Ben nefsimin her istediğini muhalefet ettim. Hiç nefsime muvaffakat etmedim. Allah bunu lütfen. O zaman alim diyor ki ya Müslüman var. Ha dur diyor bir nefsime danışayım. Eğer nefsim kabul ederse ha demek ki doğru değil ben Müslüman olmayayım. Böyle nefsine danışıyor. Nefsi için sen kabul eder mi? Hemen Müslüman olur. Yani. Ve bu yönde İmam Şafii'nin de radıyallahu ta'ala biliyorsun koyduğu bir ölçü var. Eğer diyor bir işte onun doğru veya yanlış veya doğru mu en doğru mu
hangisinin doğru, hangisinin en doğru, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu noktasında tereddüt edersen onu nefsine gösterir. Eğer nefis hangisini istiyorsa bil ki o şey yapılmamalı, yapılmamalı. Evet. Doğrudur tabii yani, maalesef yani zaten bu afetimiz odur yani, insanlar maalesef yani onun için diyorum ya, toplum seküler ve laik bir toplumdur, toplumun kültürü de böyledir. Mesela dün önemli bir toplantıdaydık. Tabii bize açıklaman girdiler. Bir zaten burada Türkiye'de mesela Ankara'da tanınan birisi bir kişiye bir soru yöneltti. Yani yönelttikleri sorulardan tamamen belirgince şu görülüyor. Yani mevcut laik kültürün oluşturduğu bir bakış açısıyla adamı sıkıştırmaya çalışıyor. Ben tabii çok üzüldüm. Fazla yapılacak bir şey de yok. Sen niyetimi mi okuyorsun diye. Hemen için içerisinden sıyrılıp çıkıyor. Halbuki yani bugün mesela dün akşam yine başka birisi maalesef daha ona da söyledim yani. Siz dedim, bir zamanlar İslamcıydın, şöyle dediniz. Yani bu noktaya gelmeniz dedim, beni çok şaşırttı. Ama maalesef ortam çok kötü bir ortamdır. Ve insanlar şey gibi savunuyor. Yani bu dediğim insan milletvekilliğini yapmış AK Parti'de bir dönem ve bir zamanların hızlı İslam şeriatçılığındandı. Şimdi demokrasiyle savunuyor. Ve bütün sanki bu dönemdeki bütün başarısızlıkları Müslümanlara fatura ediyorlar. Vay efendim Ömer Beşir Sudan'da, yok Mısır şöyle, yok bilmem neresi Maliki şöyle, hepsini yani sadece günah keçisi Müslümanlardı. Peki İslam dünyası Osmanlı dağıldıktan sonra 58 ülke var. Hangisi, hepsi de diyorlar biz güya demokrasiyle veya en az batılı normlarla toplumu yönetiyorlar. Hangisi başarılı oldu? Niye kimse bunu söylemiyor? Ülkemiz yani güya en başarılı ülkemizdir. Toplum halini görüyorsun. Ya. Ama yok yani. Yani nefis bugün ne yazık ki çok hani hep şunu hatırlıyor. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَا İlahehu hava. Bunu çok somut bir şekilde ne yazık ki yaşıyoruz. Ama muhafaza etsin. Evet. Estağfirullah min kavlin bila amelin. Lekad nesebtu bihi nesten lezi okumi. Ben diyor amelsiz sözden Allah'a sığınırım. Allah'tan mağfiret dilerim. Burada tabii yani ben diyor bunları söylerken ne yazık ki ben nefsime veya şeytanıma ben de uymuşum ve bu söylediklerimi kendim yaşamamışım. Tabii bu tavazu olarak da söylemiş olabilir veya bazen hani herkesin nefsini bazen uyduğu oluyor. Ondan dolayı ben diyor amelsiz sözden Allah'tan mağfiret dilerim. لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ ben bununla neslendi diye okudum. Bununla okul kısırlık, çocuk doğurmama. Ben bir kısırlık sahibi olan birisine neyi nispet ettim? Zürriyet nispet etmiş oldum. Yani kendim bir nevi sanki kısırım şey konusunda, nefis ve şeytana muhalefet etme konusunda. Ve bu sözde sanki nesli kime? Kısır olana nispet etmiş oluyorum. Emertukel hayra. Seni iyilikle emrediyorum.
Yani emartuke el hayre ve emartuke bil hayne. Düşünebilir. Seni hayırla ne yapıyorum? Emrediyorum. Lakin me temertu bihi. Ancak ben onunla o hayri yerine getirmedim. Yani sana hayri emrediyorum ama o hayırla olan emrimi kendim yerine getirmedim. Ve mestakamtu, kendim istikamete olmadım ki, fema kavliyle kestakimi, benim sana istikamette ol dememin ne anlamı var? Ve hep kendi nefsini itham ediyor. Ve la tezevvettu kabilel mevti nafileten, ben ölümümden önce bir nafileyle bile azıplanmadım. Tezevvettu, azıplanma. Tabi bu şu manada söylemiş olabilir. Yani Allah katında hakikaten makbul olduğunu düşündüğüm bir nafilem elimde yok. Çünkü her birisine bir şey karışmıştı. Ve hakikaten insan böyle amellerine baktığında, böyle derin bir şekilde baktığında insanın elinde fazla bir şey kalmıyor. Yani dolayısıyla bu وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً doğrudur. وَلَمْ أُصَلِّ سِوَا فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمِي, ben farzın dışında ve namaz da kılmadım, doğrudur. Farzın dışında oruç da tutmadım. Yani dolayısıyla ben fazla bir istikamet sahibi olmadım ki size müstakim olun demenin ne anlamı var? Evet. Ve burada durar. Okuyun. Ben diyor bu kavul, bu sözü kendimin size söylemem şuna benzedi. Yani okum sahibi kısırlık sahibi. Yani çocuk doğurma. Birisine nesil nispet etmek gibi. Şeydir yani temsili olarak.